anlatacak. Evet efendim, Hayat Güzel diye devam ediyor. Şimdi mutfak kısmındayız ve ustam gayet güzel bir şekilde döktürüyor. Neler yapıyoruz ustam? Şimdi izleyicilerimize anlatalım şöyle. Fıstıklı közlenmiş biber çorbamız hazır. Evet. Servisini hazırlayacağım. Ve bu tarafta bulgur aşımızın eti ve burada da bulgur pilavımız pişiyor. Evet. Servis şimdi hazır olacak. Neler koyduk içerisine ustam? Kaçıranlar için ilk önce çorbamızı tamam, başlayalım. Tamam, çorba, sonra tereyağı, evet, birazcık sıvıya, tereyağı yanmasın diye. Arkasından un meyanesini kavurduk. Evet. Sonrasında bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ve daha sonrasında fıstıkları ilave ettik. Birazcık da onunla kavurduk. Sonra suyunu ilave ettik. En sonunda közlenmiş biberlerimizi ekledik ve baharatlarıyla bağlayıp, evet, kaynamaya bıraktık. Burada da bulgur aşımız var. Tereyağımızı koyduk, soğanımızı koyduk ve daha sonrasında kuzu kuşbaşımızı koyduk. Evet. Burada da pilavımızı hazırladık. Baharatlarını ekleyip servisi hazır hale getireceğim. Evet. Şöyle buyurun. Evet, şöyle bir, evet, gösterelim acaba nasıl oluyor diye. Bulgurumuzu nasıl yaptık usta? Tereyağı. Bulgur ve bulgur, sadece su. Ne kadar bulgur var burada usta? Yaklaşık olarak 2 su bardağı. 2 su bardağı kadar, evet, bulgurumuz var. Gayet güzel bir şekilde pişiriyoruz ve, evet, daha sonrasında bir araya getireceğiz. Tabii, ikisini karıştıracağım. Servis yaparken de zaten farklı şekilde sunumunu yapacağız. Evet, peki ustam. Teşekkür o zaman ederim. Sizinle devam ederken biz hocamın yanına geçelim. Sağ olun, geçelim. Görüşmek üzere. Hem de hatırlatmalarımızı da bulunalım. Operatör Doktor Abdullah Ahmet hocamız bizlerle birlikte efendim. Ve bugün burun cerrahisini, estetik burun cerrahisini konuşuyoruz. Eğer bizlere sorularınız varsa 0312 341 20 40 numaradan, aynı zamanda WhatsApp numaramız 0552 341 20 40 numaradan bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi hocam, sorulardan da devam etmek istiyorum ben. Bir izleyicimiz demiş ki, hocama iki tane sorum olacaktı demiş. Birincisi, benim burnumun içinde etler oluşuyor, grip olduğum zaman şişiyor, burnumu kapatıyor. Burun tedavisini soracaktım. Bir de burun damlalarını kaç gün kullanmalıyız diye sormuş izleyicimiz hocam. Burun etleri iki çeşit. Burun spreyler de iki çeşit. Evet. Şimdi burun etleri dediğimiz herkeste bulunan burun etleri. Hı-hı. Hani biraz önce bahsetmiş olduğum, evet, dokular aldığımız, hı-hı, havayı nemlendirir, ısıtır, temizler. Evet. Bu filtre gibi çalışan dokulardır. Herkeste bulunan burun etleridir. Evet. Bunun dışında polip dediğimiz, hı hı, alerjik kaynaklı bir dokudur. Yani vücudunuz bir şeye karşı tepki gösteriyor ise, daha doğrusu aşırı bir tepki gösteriyor ise, hı hı, orada et meydana gelir. Bu polip diye geçer. Evet. Şimdi burun spreyleri, burun açıcı spreyler var. Kortizonlu burun spreyleri burunu böyle açtırmaz. Ancak yavaş yavaş o alerjik reaksiyonu baskılayıp oradaki burun etlerini büzüştürmeye çalışan spreydir. Evet. Yani burun açıcı sprey, hı hı, konka dediğimiz biraz önce bahsetmiş olduğum burun eti, herkeste bulunan burun eti, evet, onlar büzüştürür. Burun açıcı spreyi 3-5 gün kullanırsınız. Hı. Uzun süre kullanmak sakıncalı. Peki hocam. Kortizonlu burun spreyini, evet, uzun süre kullanabilirsiniz. Bir sene kesintisiz rahat rahat kullanabilirsiniz. Bu bir araştırma, çalışma sonucudur. Peki zararı bilimsel, yok mu hocam bu durumda? Bilimsel zararı yok. Zararı yok. Peki yok. Biraz önce dediniz hocam polip oluşabilir dediniz. İşte polipler için kullanılır. Peki, bu burun spreyi. Bu polipten dolayı ameliyat olması gerekir mi yoksa kendi yani halinde devam etmesi? Medikal tedaviye cevap vermediyse ameliyat önerilir, evet. Ameliyat öneriyorsunuz. Her zaman cerrahi müdahale son seçenektir. Evet. Medikal tedavi cevap vermeyen hastalara ancak sonrasında cerrahi tedavi yapıyorsunuz. Bir telefon bağlantımız var, tabii, hocam. Müsaadenizle alalım. Evet efendim, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar. Buyurun efendim. Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Murat da. Hocama bir soru bulacak efendim. Tabii ki. Buyurun Murat Bey. Ben yaz kış çok nezle oluyorum yani. Ben buradan muzdaribim. Hocama bunu soracaktım yani diye. Yaz ve kış çok sık nezle oluyorsunuz, grip, evet, oluyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Neden kaynaklandığını sormak istediğiniz, evet, hocamıza. Hocam sorunuz var mıydı izleyicimizde? Bir kere nerede çalıştığı önemli. Evet. Yaş önemli. Nerede çalışıyorsunuz Murat Bey? Özel bir şirkette güvenlik. İş güvenliği. Dışarıda mısınız? Dışarıda mısınız? Peki içeride, evet, misiniz? Ortamınız nasıl? Dışarıda da oluyorum bazen de. Yazmış da normalde.
Dışarıda çalışıyorsunuz, doğru. Yaz ve kışın da normal, hani yazdan bir zamanı. Yaz ve kışın dışarıdasınız. Evet. Evet, doğru anladım. Arada sesiniz gidiyor, kusura bakmayın. Peki yaşınız kaçtı? Yaşım 45. 45 yaşındasınız. Başka sorunuz var mıydı hocam izleyicimize? Şimdi muhtemelen dışarıda çalıştığı için hava değişikliğinden dolayı etkileniyor. Evet. İster istemez biliyorsunuz son zamanlarda yaygın bir griban enfeksiyon vardı. Kar yağmaması etkenlerden birisi. Dolayısıyla muhakkak bir altında yatan bir şey vardır. Bu hastamızda da değişik havadan olduğunu düşünüyorum. Yaşı tabii ki genç daha. Tabii ki bağışık sistemini araştıracak. Başka sebepler var mı yok mu diye. Ben hava değişikliğine bağlıyorum. Hava değişikliğinden kaynaklı olabilir. Evet, çünkü dışarıda çalıştığı için. Ne yapmasını tavsiye edersiniz izleyicimizin hocam? Yani kendini koruyacak. Kendisini soğuğa karşı. Soğuk, koruyacak tabii. Havaya karşı koruyacak. Peki. Hocam şimdi biraz önce aslında konuşurken ameliyatlardan da bahsettik. Ameliyat evet olunmalı dedik ihtiyacı binaen. Peki bazen de şundan da korkabiliyoruz. Bu kullandığımız tamponlar canımızı acıtacak diye düşünüyoruz. Atellerden birazcık daha rahatsız olabiliyoruz. Acaba canımızı acıtmayacak mı hocam? Evet. Tamponların tarihçesine gelince önceden bildiğiniz perdenin fitillerini kullanıyorduk. Metrelerce tampon kullanırdık. Çok sıkıntılı bir durumdu. Ondan sonra değişik bir tampon çıktı. Süngerimsi bir tampon. İkisini de kullandığımızda hastanın burnunu tıkıyorduk. Hasta burundan nefes alamıyordu. Hakikaten zorlu, sıkıntı bir dönem idi. Ancak yeni teknoloji gelişimiyle bizim işimiz de kolaylaştı. Burun tamponlarında artık bir oluk var. Tampon koyduğunuzda hasta o oluktan nefes alıp verebilecek. Ve silikondur. Yumuşak bir maddedir. Çıkarırken de kaygan bir özelliğe sahip. Bir tek yani gıdıklanırsınız o kadar. Ağrınız da olmayacak. Hiç ağrı da olmuyor. Ağrı da yok. Evet. Ben özellikle hastalarıma şunu öneriyorum. Hani belki bizi izleyen seyirciler de bu programı takip ediyor. Burun ameliyatı olacaksanız doktorunuza deyin ki ben tampon istiyorum. Evet. Ben çoğu zaman tampon kullanmıyorum. Dikiş kullanıyorum. Ama tampon yani dediğim gibi eskisi gibi değil. İnsanlar korkutmasın. Yumuşak özelliğe sahip bir maddedir. Silikon yumuşacık bir şeydir. Ve çoğu komplikasyonlardan engeller. Ne gibi komplikasyonlar hocam? Mesela siz tampon kullanmadığınızda burun içerisini kaplayan deri var. O deriyi kaldırıyoruz. Kemikte eğrilik varsa onu düzeltip tekrar o deriyi yerine yerleştirmemiz gerekir. Bu tampon derinin yapışmasına müsaade eder. İçeri kanın sızmasını engeller. Baskı uyguladığı için. Ama tampon olmadığında belki kan içeri sızmış olabilir. Onu içeriden göremezsiniz. Dolayısıyla tampondan korkmasınlar. Artık eskisi gibi değil. Sıkıntı yok. Bir telefon bağlantımız var hocam. Müsaadenizle alalım. Evet efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim. Efendim. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Duyabiliyoruz sizi. Ben de selam verirsin. Buyurun. Benim burnumda sıkıntı var. Dinliyor musun? Burnunuzda sıkıntınız var. Evet. Burnumda sıkıntı var. Ben önce doktor 2 sene önce bir ameliyat ol demişti. Horluyorum. Burnumda ameliyat ol demişti. O doktorum da gitti Ankara'dan. Ben şimdi horluyorum. Sıkıntılarım var. Bir de alt hastasıyım. Bir de şeker hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Gece çok rahatsız oluyorum bulunmaktan. Neyle başvurmam lazım? Doktorum da çok hoşuma gitti konuşmaları. Ama bunu kendinizden çok sevinirim. Peki.
Hocam var mıydı izleyicimize sorumuz? Ben soruyu tam anlayamadım. Doğrusu. Şimdi hastamızın diyelim hanımefendinin horlaması var. Evet. Ve bu nedenle daha öncesinden bir ameliyat olmuş anladığım kadarıyla ama aradan yıllar geçtikten sonra şu anda tekrardan bir ihtiyaç hissediyor. Ama bazı hastalıkları da eşlik ediyor. Tansiyon demiştiniz, hı, şeker hı, demiştiniz galiba değil mi? Unutamadım ben de. Olmadı. Şimdi rahatsız değil. O doktor ameliyat yapın doktor da gitti buradan. Ayrılık çıktı. Evet, ben de neye başvurayım şimdi? Evet, peki. Horlamanız var ve bu nedenle ne yapacağınızı ve kime gideceğinizi evet, soruyorsunuz. Ben de başvurayım. Peki. İzlemeye devam edelim inşallah. Hocamın sorularınızı cevaplandıracak. Evet hocam, horlama konusu bizim için önemli. Demek ki bir sorun vardır burnunda. Evet. O sorun bir kere çözülmesi lazım. İkincisi, horlama ile ilgili uyku testi diye bir şey var. O bir gece hastanede yatıp uykusu kontrol edilecek bilgisayar altında. Evet. Uyku apnesi olup olmadığına bakılacak. Gerekirse yumuşak damağa bir müdahale edilecek. Yumuşak damak sarkık bir vaziyette ise siring dediğimiz burun yumuşak damağı kaldırma bir yöntemi var. O cerrahi müdahale yapılabilir. Evet. Aynı seansta burun da düzeltilebilir. Aynı seansta burun da düzeltilebiliyor. Evet. Peki izleyicilerimiz aslında ekranda da görebiliyorlar hocam şu anda. Sizin ameliyatınız galiba değil mi hocam? Evet. Evet. Burada ne yapıyor, neler yapılıyor anlatmak ister misiniz burada bizlere? Burada açık yöntem bir estetik ameliyatıdır. Evet. Burada burun açılır. Eğri olan kısım düzeltilir. Evet. Bu açık olan açık ameliyattır. Evet, evet, burun ameliyatı. İçeride bir eğrilik vardı. Şimdi o eğriliği düzeltiyoruz. Bakın evet, o eğri olan kıkırdak çıktı. Hı hı. Ve daha sonrasında sonra burun çatısına geçiyoruz. Burun deliğimizi ikiye bölen kıkırdaktır. Evet. Hocam bizim içimiz gitti, siz bu ameliyatları nasıl yapıyorsunuz diye değerlendirme yapıyorum ben şimdi. Siz yani nasıl program evet, sunuyorsunuz, biz de o şekilde ameliyat yapıyoruz. Değil mi? Bunlar sizin için çok normal artık ama tabii, evet, bizim bu, böyle bakarken bile o kişinin yerinde olmak istemedik. Şimdi burun kanatlarından bir parça evet, alıyoruz. Şimdi geniş bir burun kanadı vardı. Evet. Hafif bir şey alıyoruz. Burada... Burada törpüyle burun kemerini alıyoruz. Burunda kemeri olanlar özellikle evet, diyelim. Evet. Ve sonrasında hocam? Kemeri indi şimdi. Evet. Bu şekilde kaldırmamız gerekir. Evet. Sonra dokuları birbirine dikmemiz gerekir. Evet. Biraz önce dediğimiz gibi iyi bir çatı, iyi bir evet, direk, sağlam bir yapı. Evet. Doğru bir nefes alma aynı zamanda hastalıklara karşı yatkınlığı da azaltır. Değil mi? Azaltır. O nedenle tabii, çok önemli. Sağlıklı olmak adına çok önemli. Evet. Kişilerin özellikle horlaması varsa, burunda tıkanıklıkları varsa veya düşme darbe aldılarsa değil mi hocam? Bu durumda ameliyat tavsiye ediyorsunuz. Tabii. Kısa bir ara diyeceğiz hocam. Sonra inşallah tabii, sohbetimize devam tamam, edeceğiz. Evet efendim, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz.